İşte Analiz programı olarak Hakan Pastanesi'ne konuk olduk ve yanımızda İbrahim Bey var. İbrahim Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim İbrahim Keskin. Meslek hayatıma 1986'da başladım. İmalat sektöründe başladım bu işe. 18 sene imalat sektörünü yaptım. 2 sene sonra kendi işlerimi açtım. Daha sonra 2002'den 2004'e kadar Gökçebey'de işlettim. İşletmeciliğine orada devam ettim. 2004'te buraya geldik. Burada kendimi bir üst seviyelere çıkarttık. İmalat sektöründe, dondurma sektöründe, yaş pasta, kuru pasta. Kendimi böyle bir üst çıtalara çıkartmaya çalışıyorum. Sürekli böyle ürün yaparak, kaliteli ürünler yaparak. Bizlere hizmet alanlarınızı anlatır mısınız? Hizmet alanında dondurma ön planda, kuru pasta, yaş pasta. Ürünlerimizi fevkalade beğeniyorlar bölgede. Daha böyle kendimizi daha böyle ileri seviyede çıkartmak istiyoruz. Dondurmamız olsun, ürünlerimiz olsun. En iyisini yapmaya çalışıyoruz bölgede. Kalite politikanızı anlatır mısınız? Ürünler işte keçi sütü, manda sütü. Bunlar fevkalade güzel ürünlerimiz. Politikamızı bir üst seviyede çıkartmaya çalışıyoruz. Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz ve ekibinizi oluştururken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? 5 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Düzgün elemanlar, ustalar yani işi ehliler. Kaliteli ürünler yapıyorlar. Börek, poğaça. Ekibi seçerken dürüstlüğüne, hijyenine, temizliğine, sanatına bakıyoruz. Yani nasıl bize ürün yapar, nasıl kaliteli malzeme çıkartır bunu seçiyoruz ekibi seçerken. İleriye yönelik hedeflerimiz daha böyle büyümek, işimizi genişletmek, kalitemizi daha böyle bir üst seviyelere çıkartmak, sektör olarak. Düşüncelerimiz daha böyle ileriye bakış açımız yani kendimizi aşmak. Ve şimdi de programımıza işletme müdürü Hakan Keskin Bey ile devam ediyoruz. Hakan Bey, pastacılık sektöründeki sıkıntıları anlatır mısınız? İsmim Hakan Keskin. Pastane işlettiğimizden ötürü ben de doğuşumla birlikte yani pastaneci olarak doğdum diyebilirim. Evet, sıkıntı rekabet sıkıntılarımız var. Çünkü çevremizde çok pastaneler açılabiliyor. Bu pastaneler açanlar iyi birer pastane de yapabiliyor veyahut da kötü de yapabiliyor. Kötü yapmasının sebebi de mesleği bilmediğinden kaynaklanan bir durumdur. Hizmet verdiğiniz lokasyonlar nerelerdir? Düğünlere, yaş pasta, kurabiye tedariği sağlarız. Toplu yemek organizasyonlarına tatlı tedariği sağlarız. Hizmet sektöründeki kendi perakende satışlarımız vardır. Keçi sütlü, manda sütlü dondurmamız. Yani yemediyseniz yemenizi gerçekten tavsiye ederim. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Piyasadaki en üst seviye malzemeleri kullanırız. Kesinlikle yani yan sanayi, yan sınıf ürünleri kullanmayız. A kalite ürünler kullanırız kesinlikle. Yani bize güvenebilirsiniz. Kendimiz de bu ürünleri kullanıyoruz. Buraya gelip öncelikle dondurmamızı tatmadıysa dondurmamızı tatmamızı isteriz. Yeni üzerinde çalıştığımız ürünler var. Onları tatmalarını tavsiye ederiz. Koyun yağından karışık yaptığımız baklavaları tatmalarını tavsiye ederiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.